F-14 Tomcat. Emekli olmasının üzerinden uzun yıllar geçse de havacılık meraklılarının en sevdiği uçakların başında F-14'ler gelir. F-14'ler aslında 1970'li ve 80'li yıllarda Amerikan donanmasının ön hat av önleme uçaklarından biriydi. Oynar kanatları, çift motoru, farklı tasarımı, bunun yanı sıra gelişmiş radar sistemi ve F-14 için tasarlanmış özel Phoenix füzesi F-14'ü diğer uçaklardan çok daha farklı bir yere taşırdı. Ama bizim gençliğimiz açısından F-14'ü F-14 yapan Top Gun filmiydi. Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Top Gun filmi, aralarında benim de olduğum birçok sayıda gencin havacılığa yönelmesini ve özellikle de F-14'leri çok sevmelerine neden olmuştu. Bugün sizi 1980'li yılların ikinci yarısına götürüyoruz. O yıllarda NATO tatbikatları kapsamında Eskişehir 1. Anajet Üst Komutanlığı'na yılda bir kez F-14 uçakları gelirdi. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4'leriyle birlikte dogfight yaparlardı, çeşitli ortak eğitimlere katılırlardı. Bu kadar gelişmiş bir uçak, yeni nesil teknolojiler, çok iyi bir radar karşısında F-4'lerin şansının olmadığını görebilirsiniz. Ama Türk F-4'lerinin dogfight'ta F-14'leri sanal olarak da düşürdüğünü biliyor musunuz? Bugünkü konuğumuz geçtiğimiz günlerde canlı yayında ağırladığımız kaptan pilot Beli Okkalıoğlu. Beli kaptan bizi o yıllara götürüyor ve Türk F-4'ünün F-14'ü havada dogfight'ta nasıl yendiğini birinci ağızdan anlatıyor. Şimdi bu F-14 uçakları geldiği zaman tabii hava savunma rolünde geliyorlardı. Dolayısıyla karşılarına çıkan filo şeytan filo o zaman. Yani 112. filo. 112. filoda şeytan filoda konuşlanıyordu. Hepsi işte briefingleri, debriefingleri bilmem ne. Ve genelde de Kütahya radarı kontrolünde çalışıyorlardı. Tabii şimdi dogfight başka bir şey. Daha önceki yayınları da izledim ben. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyorlar ki artık dogfight mı kaldı? Evet, geçtiğimiz günlerde bu yorum şey olmuştu. Dogfight kalacak mı, kalmayacak mı? Uzun menzilli füzeler var, S-400'ler falan. Siz ne diyorsunuz buna? Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Çok kabiliyetli füzeler vardır. Bunları atmak için ne bileyim bir C-130 da kullanılabilir veya yolcu uçağı bile kullanılabilir. Uçağı bile kullanılırsa o zaman neden aerodinamik olarak bu kadar gelişmiş uçaklar yapılıyor değil mi? Yani sonuçta hiçbir mühimmat sonsuz değil. Yani o füzeleri diyelim ki 8-10 hadi 20 tane füze yüklediniz. Bunları attınız. Yani savaşlar böyle. Hiçbir zaman sonsuz mühimmat yok elinizde. Yeri geldiğinde o işte makinalı top denen şey var ya 20 milimetre 30 milimetre neyse ona kalacak. Ben onu diyorum her zaman. Her ölümlü pilot bu dogfight'ı mutlaka tadacak yani. Bugün F-35 yapıyorlar yine makinalı top koyuyorlar. Yani dehşet bir ağırlık aslında bu ama vazgeçemiyorlar. Demek ki var bir şey. Yani o şey şöyle işte yani dogfight böyle. Bir de genelde şöyle tartışmalar oluyor gene benim izlediğim kadarıyla işte şu tip bu tipi döver gibi falan böyle bir şey de yok çünkü elma armut kıyas veya Boeing Airbus kıyaslaması gibi bir şey öyle bir şey de yok sonuçta o uçağın içinde oturan pilotun yeteneği devreye giriyor bir de bir önlemeci atasözü vardır İngilizceden gelen. Losing sight, losing fight derler. Yani görüşü kaybeden hava muharebesini kaybeder. Yani bu mutlaka olur herkese. Biraz önce bahsettiğim şey de o Kütahya radarı kontrolünde genelde Kütahya bölgesinde yapılan hava muharebesi şeyleri, çalışmalarıydı. Şimdi normalde F-14 hani performans olarak özellikle ufki performans olarak
F-14'e göre daha az kıvraktır, öyle diyeyim. Genelde radarın tarifiyle başlayan angajmanlar işte daha çok işte heater yani ısı güdümlü füzeler ve daha sonra onun devamında da o füzenin bittiği varsayılarak gun muharebesine dönüşür. Şimdi bir şekilde setup kuruluyor. Genelde önleme başlarına açılır. İşte 20, 30, 40 mil neyse. Ondan sonra radar tarife başlar veya bu yapılan briefing'e göre radar belki hiç tarif etmeyebilir ve kendi radar imkanıyla tespit edip ona göre bir taktik kurar. Sonuçta uçaklar birbirini gördüğü andan itibaren bir angajmana girerler. O da genelde birbirinin üzerine dönüş şeklindedir. Şimdi bir şekilde angajmana giriyorlar. Şeyde yanlış hatırlamıyorsam abimiz 79'lu Ahmet Kıroğlu angajmana giriyorlar. Bir şekilde çekiyorsunuz ve güneş faktörü çok önemlidir. Özellikle açık havalarda. Bu çekişle beraber birbirine dönüş manevrası esnasında F-14 pilotu gözden kaybediyor şey. Güneş içine girdiği için. Ondan sonra kimsecikler yok falan. Neyse belli bir şeyden sonra bastırmak zorunda. Yani o süratler çünkü sıfırlara düşüyor. Yani 500 knotla sıfır arasında sürat gidiyor geliyor. Tabii onlar da güneşe çektiklerinde arkalarında göremiyorlar falan. Ya neredeydi falan filan işte onlar da bastırıyorlar. İşte yani tayyarecilikte şans çok önemli. O bastırmayla beraber bakıyorlar F-14 önlerinde zaten. Ondan sonra güzelce sinesini çekiyorlar. Eskiden VTR yoktu. Sineyi çekiyorlar, güzel banyo ettiriyorlar bilmem ne. Tık 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 koyuyorlar şeyde. Adamlar da tabii işi ciddiye aldıkları için yani bunun nasıl olur debriefing falan filan. Ya bu nasıl bir taktik yani ne oldu falan. Bütün gün arıyorlar Ahmet Yüzbaşı'yı. En sonunda diyor ki açıklayamam diyor. Bu Kroll's taktik diyor. Yani, benim... yani angajman çok değişik bir şey. Hani bir AB kullanımıyla yani yeri gelir tek angajmanda biter bütün şey. Yani o AB kullanıldığı sürece yakıt joker bingoya düşer. Tak tak da işte ne yaparsan orada yaparsın. Yani tek atımlık şey gibidir. Hani bir tane mermi var da dogfight'tır. İşte arkadaşlarımız soruyor işte o gün pilot dinlenmiş mi? Gerçekten eşref saatinde mi yoksa yorgun mu? Veya başka bir muharebeden çıkmış ona mı giriyor? İşte havada yardım eden başka uçaklar var mı? İşte şu an işte Türkiye'nin havadaki ihbar kontrol uçakları var. Onlar belki çok daha uzun menzilden düşmanı görüp yönlendiriyor gibi gibi böyle hani işte F-4, F-14'ü yener mi? Buyurun yeniyor işte. Ama hani yani kaç kere oluyor bu? Faktör var ama. Yani bir buradaki bir yerde şans faktörü yani devreye giren. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Artık radarlar o kadar gelişti ki yani özellikle Doppler radarlar birçok kabiliyeti var. Yani mesela Goose Bay'de yapılan işte Maple Flag'tir şudur budur tatbikatlarda AVAX vesaire yok. Zaten hani benim bulunduğum zamanki o zaman uçtuğum F-4F ICE modellerinde mesela F-18 radarı vardı. Yani APG 65 radarı. Yani çok kabiliyetli hani 100-200 millerde işte 15-16 bin fitlerde şey yaparken, bekleme yaparken hani ne derler ona işte petrol şey bekliyorsunuz. Evet yani hava savunma beklemesi yaparken 200 mildeki ve 100 fitten 50 fitten gelen uçağa böyle şey gibi yani bakla gibi görüyorsun yani kaç uçak geldi sayıyorsun ve şey diyor ki görevlileri icabında ya bir tur daha atalım ondan sonra diyor komite deriz yani o kadar kabiliyetli yani şeyler. Her şeyler. İzleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Belli kaptanımız
şu an tabii hava yolunda ama öncesinde Türk Hava Kuvvetleri'nde F-4 filolarında görev yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yılda Alman Hava Kuvvetleri'nde F-4 F onların uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nden bir tık farklı. Orada önlemecilik yaptım. Önlemecilik. F-4 F uçaklarında da belirttiğiniz gibi ICE modernizasyonuyla uzun yıllar hava konusunda kullandı. Yanlış hatırlamıyorsam benzer bir modernizasyonda Yunanlar kendi F-4'lerine ICE modernizasyonu yaptı. Türkiye İsrail'le çalışıp hava yer operasyonu için Terminator modernizasyonu yaptı. Bizim F-4'ler de halen tamam yaşlandılar ama gerçekten terörle mücadelede hala çok etkin olarak çok nokta atışlarını yapabilen çok güçlü bir platform. Hani emekli olsalar bile belirli bir süre kendi yazılımları, sistemleri açık olduğu için yerli mühimmatların testlerinde kullanılacak gibi. Çünkü her şeyi F-16'ya takamıyorsunuz gibi böyle bir F-4'ün çok önemli bir özelliği var. Kesinlikle. Yani o ICE modernizasyonuna tabi olan mesela F-4 F'ler sadece APG-65 değil, bir de LINS dediğimiz lazer INS sistemiyle de donatılmışlardı o zaman. Yani ne farkı var? Atıyorum bizim en gelişmiş o zamanlar 111 uçakların LW-33'tü INS sistemleri ki align süreleri 7-8 dakika civarındaydı. Bu lazer INS'lerin yani 8 saniye, 10 saniye gibi. INS'i de ben kısaca şöyle izleyicilerimize bir anlatayım. Hani GPS nasıl sizin koordinatınızı değil mi veriyor? Bu çok çok daha hassas, neredeyse hata yüzdesi yok gibi bir şey. Mühimmatı kullanıyorsunuz, koordinatları alıyorsunuz falan gibi sistemler INS. Bu da böyle önemli bir havacılık, askeri havacılık sistemi diyelim buna. Yani 8 saniyede align olması çok büyük bir şey. Yani o da reaksiyon süresini çok kısaltan bir şey. Yani atlayıp mesela onu align olmadan hareket ettiremezsiniz uçağı. Yani bir 8 dakika beklemek var, bir 8-10 saniyede align olması var. Onun dışında bir sürü, yani mod olarak da çok değişik modları vardı. İşte yani şu anda da vardır mutlaka bütün uçakların ama o zaman teknolojisiyle çok capable'dı yani o F4 F'ler. Belki 1960'ların teknolojisini genel yapı taşısa da üzerindeki sistemler daha yeni nesil sistemler taşıması açısından işte ihtiyacınız olunca modernize ediyorsunuz. Sonra da yenisini alıyorsunuz ama bayağı bir oldu. 3-4 yıl oldu. Almanlar da sonra emekli ettiler. Onlar da bakalım ne yapacaklar, ne edecekler. Yeni sistemlere doğru geçiyor. Evet. Hatta ondan önce de bu eski RF-4'lerini bize vermişlerdi hatırlarsın. Evet. Onun yerine Eurofighter koydular. Hala mesela 2 yılda bir sağ olsun çağırırlar toplantılarına vesaire bu filo günlerine. Hatta en son gittiğimizde yani Eurofighter'ı uçuruyorlar. Ama onda da bir takım şeyler var yani. Çözmeleri gereken bazı yazılım problemleri var. Bir de F-4 gibi değil uçak. Çok daha hassas, nazik bir uçak. Onun için bazı şeyler var ama tabii teknolojileri uygun olduğu için gideriyorlar yani bu işleri. Kendileri halletiyorlar. Bir de kendileri konsorsiyuma dahil olduğu için çok da problem olmuyor.